Senem Ayşem. Alma yerine. Bütün edeler diyarı Kahramanmaraş. Ay yıldızı gökyüzünün ayla yıldızından yüksek. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder. Değerli konuklar, bayramımızı kutlamak ve konuşmasını yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli edeler, büyük bir mirası, bir ruhu, bir duyguyu kalplerine muska gibi eklemiş, onu tevarüs etmiş ve bugün onu evlatlarına, o ruhu evlatlarına aktarmak için burada adeta toplanarak bunun törenini yapan güzel kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce üzerimdeki bir selamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün saygıdeğer başbakanımız bizimle birlikte olacaktı. Başbakanımız bir Maraş aşığıdır. Ruh kökümüzün ocaklarından birisi olan Maraş'ı iyi bilir ve sever. Ve başbakan olduktan sonra biliyorsunuz Sayın Başbakanımız 5 kez Maraş'ımızı ziyaret etti. Bugün bizimle birlikte olacaktı ve geceyi de Maraş'ımızda geçirecekti. Fakat 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül Beyefendi'nin, saygıdeğer kayınpederinin hayatını kaybetmesi üzerine cenaze törenine katılmak üzere orada kalmak durumunda kaldı ve bugün aramıza katılamadı. Sayın Başbakanımızın hepinize selamları var, sevgilerini ve saygılarını size gönderdik. Kardeşlerim, konuşmamın başında söylediğim, toplumların adeta bir miras gibi nesilden nesile aktardığı kalbindeki duyguyu anlattım. Aslında bu duygu bize nereden miras diyecek olursak, bu Ukkaşe Hazretleri'nin ruhudur. Eşder bin Malik'in ruhudur. Bu ruh o günden bugüne, nesilden nesile aktarılarak bir özgürlük, bir bağımsızlık, bir namus ve bir sevdaya dönüşmüştür. Ve bugün bu meydanda toplananlar bu ruhu kalplerinde en deruni şekilde hissetmekteler. Ve şu anda bir Maraşlı olarak burada ben sizlerin arasında bu ruhu kalbimde hissediyorum. Bunu bize hissettiren, bunu burada bizi toplayarak bize yaşatan Allah'a hamdolsun. Ve bugün bu özgürlüğümüzü, bu bağımsızlığımızı burada rahatça yaşamamızı sağlayan şehitlerimize buradan selam olsun, selam olsun kardeşlerim. Türkiye genç cumhuriyet Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte o büyük devleti evet müddet
şiddetin yıkılmasıyla birlikte büyük bir savaşla, büyük bir kurtuluş mücadelesiyle ortaya çıktı. Ve bu kurtuluş mücadelesi, bu sözünü ettiğim ruhun tecessüm etmiş şeklidir. Bugün kutladığımız 12 Şubat, geçen yıl 100. yılını kutladığımız Çanakkale'deki ruhla aynıdır. Kutlulemmare'deki ruhla aynıdır. Çanakkale'de, Settülbahir'deki ruhla aynıdır. Akşam birlikte izlediğimiz 57. alayın ruhuyla aynıdır. Bu ruh bizi biz yapan, bizim karakterimizi, bizim kimliğimizi, bizim dünyadaki duruşumuzu belirleyen ve bizim çocuklarımızla paylaştığımız şeydir. O yüzden kıymetlidir. O yüzden yaşatılmalıdır. O yüzden o küçücük çete kıyafeti giydirdiğimiz edelerimize aktarmamız gereken ruhtur. Ve işte bizler hepimiz bunun mücadelesini veriyoruz. İnsanımız daha iyi yetişsin. Çocuklarımız daha iyi eğitim görsünler. İnsanımızın temel sorunları kalmasın. Refah tabana yayılsın ve bu ülke dünya milletleri arasında hak ettiği yeri alsın. Ve biz her zaman bütün bunları yaparken barıştan yana, kardeşlikten yana, insan onurundan yana olduk. Orada durduk. Ve biz bugün bölgemizde yaşanan bu olaylar karşısında hangi tepkiyi verdik kardeşlerim? Biz Suriye'de bu olaylar yaşanırken, bölgemizde bu insanlık dramı yaşanırken, Türkiye bir insanlık adası gibi dimdik ayakta durdu. Ve biz bugün insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri yaşatıyorsak işte bu ruh sayesindedir. Biz kendi mabedimizin eline namahrem eli değmesin diye gerekirse savaşırız ve savaştık. Ama barışta biz her zaman bir kalbimiz olduğunu hatırlarız. Yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Biz devletimize ve milletimize Allah zeval vermesin diye dua edenleriz. Barıştan yanayızdır. İnsandan ve insanın yaşatılmasından yanayızdır. Ama bizim insanlığımıza, bayrağımıza, özgürlüğümüze, hele hele kadınımıza bir el uzandı mı, işte orada aslan kesiliriz, sütçü imam gibi. İşte bu ruh bizi yaşatan, işte bu ruh bizi bir kültürel miras olarak yarına taşıyan ruhtur. Kardeşlerim, kültür demişken, Kahramanmaraş'ımız Türkiye'mizin kültür ocaklarından bir tanesi. Fikirde, edebiyatta, tarihte, her alanda Kahramanmaraş'ımız adeta bir model şehir niteliğinde. Ve özellikle Türkiye'ye mal olmuş 7 güzel adamıyla şiirin başkenti unvanıyla Maraş bu ruhun kelimelerde tecessüm etmiş şekli olarak duruyor. Ve biz Kahramanmaraş'ımızın kültür hayatını daha da genişletmek, daha da geliştirmek, daha da nitelikli hale getirmek ve nesillerimizin bu kültürü güncelleyerek, yenileyerek koruması için neler yapabiliriz? Bu konuda milletvekillerimizle, bu konuda
belediye başkanımızla çalışmalar yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ımıza büyük bir kültür ve kongre merkezi kazandıracağız. Çocuklarımızın kültürel etkinliklerini, sosyal etkinliklerini yapabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için, dünya ile entegre olabilmeleri için, kültür faaliyetleri yapabilmeleri için. İnşallah yaşayan kütüphaneler, yaşayan müzeler kazandıracağız. Ve tabii kültürümüzün dünya ile buluşması için ulaşımı, ulaştırmayı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bir şeyin kararını vereceğiz. Kahramanmaraş'ımızın uluslararası bir havaalanına ihtiyacı var. Bugün Başbakanımız burada olsaydı müjdeyi o verecekti. Şu anda geçen hafta itibariyle Kahramanmaraş'ımızın havaalanı konusundaki çalışması başladı. Ama şunun kararını vereceğiz. Mevcut havaalanımızı büyütecek miyiz yoksa yeni bir havaalanı mı yapacağız? Bunun için şu anda Ulaştırma Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Biliyorsunuz hızlı tren konusunda proje aşaması tamamlandı. İnşallah 2019-2020'ye kadar Kahramanmaraş'ımızı hızlı trenle de buluşturacağız. Önümüzdeki Nisan-Mayıs ayı gibi Kahramanmaraş yeni tünellere kavuşacak. Çünkü biz bir taraftan Kayseri ile, bir taraftan Malatya ile, bir taraftan Adana ile, bir taraftan Mersin ile ve oraların üzerinden de dünya ile iletişimimizi, ulaşımımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Sadece bunlarla ilgili değil, bugün Sağlık Bakanımız Kahramanmaraş'ımıza geliyor. Bugün ambulans dağıtımı yapacağız ve sağlık konusundaki varsa sorunlarımız Sağlık Bakanımızla birlikte değerlendireceğiz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ulaştırma çalıştayımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde çalıştaylarımıza devam edeceğiz. İlçelerimizle beraber Kahramanmaraş'ımızı bir bütün olarak ele alıp insanımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları karşılayıp insanımızın kendisini gerçekleştirmesi ve işte bu muhteşem ruhu çocuklarımıza aktarması için yapılması gereken bütün çalışmaları Allah'ın izniyle hızla gerçekleştiriyoruz. Bu havada sizleri daha fazla tutmak istemiyorum. Bugünün ruhuna selam olsun. Ukkaşi Hazretlerine selam olsun. Ejder bin Malik'e selam olsun. Aslan Bey'e, Sütçü İmam'a, Rıdvan Hoca'ya selam olsun. Bugün bu meydana gelen fakat dedeleri 12 Şubat'ta bugünü bize hediye eden herkese selam olsun. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun kardeşlerim. Ve bir de sütçü dükkanı, dükkanın içinde de Sütçü İmam! Gün namus günüdür! Vallahi ve billahi, vallahi ve billahi, and içerim! Bayrak semboldür. Bağımsızlığımızın sembolü. Kalesinde kendi bayrağı dalgalanmayan bir yerde cuma namazı
Ben de.